Ben devamını getirmiyorum yani. Ben de getirdim. Öyle kendi aramızda eğlendik, evet. Güldük, bitti. Ona göre. Nasıl verdin babacığım kiloyu? Spor ve diyet abi. Harika. Ne oldu? Yani iyi de, o halin de iyiydi. Bir şeydik yani. Çok tontiştim. Çok tontiş. Yani. Çok tatlış. Ay çok ciciş. Evet. Şöyle geliyorlardı fotoğraf çekilirken. Ay canım benim falan. Şimdi gelen böyle bir adım geri, bir adım ileri şöyle bir duruyor bakıyor. Aa yok gerçekten yani iyi iyi ama bende ya. Fazlalık varmış abi, 2,5 ayda gitti. Wow. 2,5 ayda 20 kilo gitti. Arkadaş. Herkes diyor ki midesini aldırır. 20 kilo için mide mi aldırılır ya? Ya hayır, yaşın da şu anda müsait verebiliyorsun. Belli yaştan sonra verilmiyordu. Belli yaştan... Gerçekten verilmiyor. Ulaştan da verilmiyor. Ben Beyaz abiye diyet listesini verdim, böyle yaptı. Yemeğe devam edelim canım benim dedi. Yapacak bir şey yok ya. Çok büyük eziyet aslında o diyet. Öyle bir şey yok abi, sen kiloyu vermişsin ama... Yani etten, kastan verdiğin için, sakaldan vermediğin için, evet. Yani vücut küçülmüş, sakal büyümüş yani iyice. Hayır hayır, aslında sakalı da küçülttük. Ha kestin biraz. Tabii tabii kısalttık. Hani yola koydun yani, yani. Kilo verince böyle çok yolda yürüyorum. Eski halimi daha yani. İyi, bu halimi daha iyi. Evet, zaten kimsenin bir şey söylemiyor. Kimsenin bir şey söylemiyor. Her halimi. Oradaki. Yani nefes alsın yeter. Evet. Ha tamam peki. Bakın bu kilo verme alma işinde aramızda en başarılısı sevgili Gupse Özay. Hayır yok, Koray nasıl? Vallahi... Evet ben ne de... Ne yapıyorsun sen, film başlamadan önce 30 kilo alıp film bitince anında verebilmek ne acayip bir şey yani. Yani anında değil ama böyle yarım yamalak evet veriyorum yani. O vermişsin aslında. İşte yani bayağı vermişsin yani. Yani evet, kaç Koray... kilo aldın film için? 23 ya, 23'ü gördüm. Peki çok... bir şey soracağım yani... Yani 23 kilo almam lazım deyip ne yapıyorsun bir anda? Yani öyle her şeyi yiyince alınıyor mu? Vallahi alınıyor. Vallahi alınıyor. Yani gece 12'den sonra deli gibi yersen işte ne bileyim ekmek, işte unlu mamuller. Tabii tabii. Unlu mamuller. Fırın reklamı gibi olduk bayağı. Unlu mamuller ve kurabiyemiz de vardır. Saat 3'ten sonra. Diye, evet. Ve tatlılar falan filan tatlılar. Böyle deli gibi. Ekmek işte pilavın yanında ekmek yemek gibi. Sen açık konuş bize. Filme başlayan için mi kilo verdin yoksa filmdeki yani kiloluydun da filmdeki böyle ona göre mi yazdın? Yok valla yani zaten hani bir toparlanmıştım, sonra Deliha konusu gündeme gelince hemen gaza bastım. Çok dünyanın en güzel anlarıydı yani. Vay arkadaş ya. Evet. Verirken çile ama yani. Çok şu an acayip çile çekiyorum. Ama Deliha'da da izleyeceksiniz. Rüyalarına böyle hamburgerler falan giriyor mu? Ay değil benim nasıl ya? Giriyor? Annemin giriyor, yaptığı börekler var ya kıymalı böyle koca koca. Ya. Sen kiloyu vermişsin ama. Kafa senin yok, eski yok. Halde kalmış canım yani. Nasıl çekiyor biliyor musun? Of. Ya Gupse'nin gerçekten seni Deliha'da da izleyeceğiz. Senin kilo aldığında buradaki ben buraya çıkıyor. Vallahi yani hani. Cidden o kiloyla ben vücudu geziyor yani. Hani çok acayip bir şey oluyor ya. Aksel hep bu kiloda değil mi? Sen ben hep böyle ya. Neydi abi formülü? Sabah yumurta, akı, formülü, beyazı. Formülü ya bilmiyorum ki, genetik de değil aslında. Bizim ailede toplular da var. Evet. Ama ben onlardan biri olmadım, bilmiyorum. Anne tarafı biraz daha zayıf galiba, onlara çektim. Bir şey söyleyeceğim, bu Aksel Bonfil isminin tam anlamı nedir? Yani herkes soruyor, biz ben ilk defa... Ben şimdi yayından önce bir daha emin olmak için sordum. İyi evlat demekmiş. İyi evlat. Evet. Sen güzel güzelmiş. Yo alkış veriyorsun, sıkıntı yok. Yayından önce bir daha sordum dedi. Yayından önce sormuştum ben ona Aksel Bonfil'in anlamı ne diye. İpek iplik demişti. Evet. Yani bu kadar mı bugüne kadar bilmiyordun ya, da? Yani yayından önce öğrendim. Üç tane şey söyledi annem yani. İyi iplik de demek ama iyi evlat da demek. Ama işte S koyarsan iyi kız falan da oluyor. Yani her şey olabilir. Anladım, fazla bir şey koymaya gerek yok oralara. Evet. Biz Aksel Bonfil ismini halkımıza dışarıda sorduk. Aksel Bonfil nedir dedik. Evet. Buyurun cevapları izleyelim. Aksel Bonfil nedir? Aksel Bonfil nedir? Nusret'in değil mi abi o? Yani Bonfil'i. Burger'le ilgili bir şey abi. Acayip bir şey, net yani. Niye acayip? Bir kere ismini söyleyemiyorum. Aksel Bonfil Japonya'da bir tane sinema olmuştu. O yapıldığında gündeme geldi zaten benim bildiğim kadarıyla. Oradan üretilen bir terim. Aksel Bonfil yani tsunami'nin depreme dönüşmesi. İlaç. Öyle bir şey olması lazım. İlaç sakinleştirici mi? Aksel Bonfil. Sakinleştirici oluyor o zaman. Bu şey değil miydi ya? Ünlülerle ilgili bir şeydi sanırım. Ünlülerin
kuaförü müydü? Yani saçlarını yapan insana mı deniyordu? Öyle bir şey olması lazım. Dizi Kanal D'de yayınlanan diyebiliyorum. Aksar Bonfil. Evet. Nasıl bir dizi? Çok keyifli bir dizi. Çok güzel vakit geçirilecek bir dizi. İzliyor musunuz? Tabii, vakit buldukça izliyorum, kaçınmamaya çalışıyorum. İlaç markası gibi. Nasıl bir ilaç? Yatıştırıcı, sakinleştirici gibi. Tropikal bir meyve olması lazım. Daha önce bir kere yemiştim galiba, aynen. Hani meyve. İşte, evet evet, meyve olması lazım. Kripto para olabilir. Nasıl? Kripto para türü. Son dönemde çok popüler olan, internet üzerinden ödemelerin yapıldığı. Bitcoin'e rakip olabilir mesela. Yani balayı için baktığımda görmüştüm. Afrika türü galiba. Bu kadar bilgim var yani. Afrika turu. Evet. Aksel Bonfil, oyuncu, yazar, yönetmen bir beyefendidir, yakışıklıdır. Adana Altın Kozak Film Festivali'nde ödül almıştır. Başarılı bir insandır. Şimdi de Deliha filminde, Deliha 2 filminde oyuncu olarak Bakırköy'deki laptop ekranlardan görüyoruz. Takdirle izliyorum. Evet. Ya bu, bak tekrar tekrar söylüyorum, bunu söylemeye doyamayacağım. Bu en son çıkan abi Bakırköy meydanında oturuyor, geziyor falan filan. Harika bir adam. Bugün bizi buradan izliyorsa bilmediği yok. Böyle bizim bir haber bültenlerinde de çok malzeme veriyor. Çıkıyor mu? Biz hep Bakırköy meydana gidiyoruz. Ha, doğru, biz de öyle. Olması gerektiğinde. Acaba kanalı oraya mı taşısak yani? Bakırköy meydana git gel yapmamak için yani. Çok acayip bir adam. Bilmediği yok. Böyle bir entelektüelite yok. Yani mesela her şeyi bilebilirsin de Aksel Bonfil'i bilemeyebilirsin. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Tabii ki, hayır ben... Hayır, gerçekten kötü anlamda söylemiyorum. Bayağı dalga geçiyorum seninle. Şaka. Hayır. Şaka söylüyorum. Şaka söylemek zorunda kaldım şu anda daha doğrusu. Şaka demek zorunda kaldım yani. Abi o abiye bir büyük alkış alalım. O harika adam. Tebrik ederim. Efendim bugün konuşacağız daha uzun uzun ama komedi filmleri çokça çekiliyor. Sağ olsun BKM'de bu konuda harika işler yapıyor. Evet. Buradan Necati Akpınar'a da büyük selamlar gönderelim. Yeni bir iş Deliha 2. Şimdi birinci rüştünü ispat etti. İzleyebildim mi bilmiyorum. Tabii, birinci. Sinemada izledim hem de. Deliha 1'i izleyen var mıydı? Deliha'yı biri. Aslında büyük riskti. Yani... Yalan Dünya'da oynadın. Arkadan bir film çekildi. Senaryosunu sen yazdın. Şimdi daha büyük bir riske girdin. Hem senaryoyu sen yazdın, hem yönetmenliğini sen yaptın. Gerçi Aksel'in de öyle işleri var, doğru mu? Doğru. Onu da konuşacağız. Sen de hem yazıyorsun, hem oynuyorsun, hem yönetiyorsun. Hem de oyunculuğunu sen yaptın. Evet. Yani açık konuşmak değil mi? Sıkıntı yok değil mi? Tabii abi. Yani güvenemedin mi kimseye? Yani ben bu senaryoyu teslim etmeyeyim diye. Yani yok bu senaryoyu çekemezler diye, oynayamazlar diye. Gerçekten hangi güdüyle ikinci filmde her şeyi ben yapayım duygusu nereden geldi? Ya şöyle, aslında ben sinema televizyon mezunuyum zaten. Aslında alanım yönetmenlikte ama hiçbir zaman fırsatım olmamıştı. Yani atıyorum kısa filmler çekiyordum, belgeseller falan vardı ama öyle bir denk geldi ki yönetmen bulamadık da. Nasıl bulamadın? Nasıl bulamadın? Hakan Algül çekiyor. Orada işte onun başka bir seti vardı. Kıvanç Bora'nın Arif'i çekiyordu. Sonra dediler ki madem sen de bu işi biliyorsun, hem karakteri tanıyorsun, hakimsin, bir dene bakalım dediler. Bana da hiç fena fikir gelmedi. Bir de çok güzel bir ekip sağladı bana, BKM sağ olsun. Evet. Yani hiç zorlanmadım açıkçası. Oyuncular çok şekerdi. Ama zor... Oyuncular şeker. Zaten Aksel gerçekten. Zaten Eda sizin filmlerin evet, yani benim... gediklisi. Eda her zaman tercih ediliyor. Dünya güzeli. Aynen, iyi bir oyuncu. Aksel de yani iyi bir tercih olmuş. Barış'a da benziyor. Barış Arduç'a da benziyor kendisi. Öyle diyorlar biraz ya. Biraz bir şey var yani. Benzerlik var. Barış nasıl? İyi mi? Gülemedi. Senin hiç haberin yok değil mi olaylarda? Yok. Yok. Barış var, sevgilisi, onu söylüyorum. Kimin? Aksel'in. Kimin? Allah Allah. Valla.
Ben hep böyle ayrılık, aşk acısı, senin, çile. Evet. Anam ya, çok kötüyüm ben hep böyleyim senin, ya. Abi. Evet, senin olayların hep ayrılık. Kız hayırlı olsun. Ya, yok, senin... Kaç yıldır ki? Ay koy. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,